Günlük hayatımızda maalesef birçok kişinin dikkat etmediği fakat çok önemli bir konu var. Bu da zamanın kıymeti. Maalesef yaptığımız internet sitelerinde veya mobil uygulamalarda kullanıcıları internet sitesinde tutmak için buna pek fazla önem vermiyoruz. Fakat bir internet sitesinin yüklenmesinin gecikmesi aslında o kullanıcıyı kaybetmemiz için en önemli sebeplerden bir tanesi. Dolayısıyla da bugün bu konu üzerine bazı araştırmaları ve bizim dikkat etmemiz gereken şeyleri konuşacağız. Ben Mert Topuz. Eğer sizlere bir şeyler aktarmayı başarıyorsam videoyu beğenmeyi ve kanalıma abone olmayı unutmayın. O zaman hadi başlayalım. Algoritma aslında bir takım görevleri yerine getirmek veya belli bir problemi çözmek için üretilmiş talimatların bir listesi. Bu listeyi biz bilgisayara veriyoruz, diyoruz ki bizim problemimiz şu ve bunu çözmek için de şu listede verdiğim şeyleri arka arka yapman gerekiyor. O da bizim yerimize bunu yapıyor. Buraya kadar süper. Ama buradaki asıl problemimiz bu talimat listesini biz veriyoruz. Yani bunu ben farklı şekilde verebilirim. A kişisi, B kişisi, herkes kendi bildiği gibi bilgisayara talimatları verebilir. Dolayısıyla da bu aynı sonuca gitsek bile farklı yöntemler kullandığımız için performansı doğrudan etkilemektedir. Şimdi burada ikinci önemli nokta var. Biz ölçerken çok fazla bunu dikkate almıyoruz ama bilgisayarlarımız birbirinden farklı. İşlemcileri, bellekleri tamamıyla o anki belki ortamın sıcaklığı bile o kodun çalışmasındaki performansı etkileyen önemli etkenlerden bazıları. Fakat biz bunu ölçerken kodun performansını bu değerler dışında ölçmeye çalışıyoruz. Çünkü bunları hiçbir zaman birebir saptayamayız. Dolayısıyla yaptığımız şey aslında yazdığımız koda belli değerler vererek bunu olabilecek en performanslı hale getirmeye çalışmak. Şimdi buraya kadar okey. Talimat listesinin performansını ölçmek demek aslında yazmış olduğumuz kodun performansını ölçmek demek. Bu da o kodun her bir satırını tek tek inceleyerek belli bir zaman çizelgesine o kodu yerleştirmek. Yani bir alanın hangi zamanda tamamlandığını bulmak. Bu da bizi aslında time complexity konusuna götürüyor. Time complexity aslında yazmış olduğumuz algoritmanın ne kadar sürede tamamlanacağını bize veriyor. Yani biz bunu ölçüyoruz ve performansını ölçmüş oluyoruz aslında. Burada önemli olan noktalar aslında baktığımızda yazmış olduğumuz kodun içerisindeki verilerin işte uzunluğu olabilir, o verilerin içerisinde nelerin barındırıldığı olabilir. Hatta belki o verilerin sırası bile yazmış olduğumuz algoritmanın performansını doğrudan etkilemekte. Biz genelde time complexity'yi Big O Notation'dan faydalanarak hesaplarız. Big O Notation'da 3 başlıkta inceleyebiliriz. Bunlardan ilki best case yani en iyi durumu. Biz en iyi durum için şunu diyebiliriz. Yazmış olduğumuz kodun en performanslı çalışacağı durum. Yani aslında elimizde diyelim ki bir liste var ve biz bu listenin sıralanmasını istiyoruz. Şimdi bu sıralama işlemini yapmak için listeyi gönderdiğimizde function'a eğer liste zaten sıralıysa bize herhangi bir işlem yapmadan geri listeye döndürmesi lazım. Bu bizim en iyi durumumuz çünkü herhangi bir döngüye sokmaya gerek yok. İkinci durum ortalama durum. Bu da atıyorum yine aynı liste üzerinden gidersek average case için. Listemizde bu sefer 1, 2, 3, 7, 11, 8, 9 mesela. Böyle bir listemiz var. Bu listemizi bir sıralamak istediğimizde evet bir işlemden geçecek fakat bu en kötü durum kadar kötü bir senaryo değil. Çünkü en kötü durumda yani worst case'de bu sefer listemiz tamamen tersten sıralı. Yani 9, 8, 7, 6, 5 diye gidiyor ve biz bunu düzeltmek için her elemanı tek tek yerinden de oynatmamız gerekiyor. Bu da bizim yaptığımız en kötü senaryomuz o. Dolayısıyla biz Big O Notation'ı 3 ana başlık olarak bunları ayırabiliriz. Ayrıca buna bir sözlük örneği de verebiliriz. Sözlük örneğinde de örneğin elimizde bir A'dan Z'ye sözlük var ve biz bu sözlükte A harfiyle başlayan bir kelimeyi ararsak aslında ilk sayfadan direkt ulaşabileceğimiz için en iyi durum yakalamış oluruz. Ama diyelim ki Z harfiyle bir kelimeyi arayacaksak bütün sayfaları tek tek çevirmemiz gerekeceği için bu bize zaman kaybettirecek. Yani bu da en kötü durumu temsil ediyor aslında. Biz time complexity hesaplamak için Big O Notation'dan faydalanacağımızı söyledik. Ama Big O Notation'da kendi içinde belli başlı kuralları var. Bu kuralları öncelikle öğrenelim ve ondan sonra örnekler üzerinden sistemin nasıl işlediğini, kendi kodumuzun performansını nasıl arttırabileceğimizi konuşabiliriz. Kurallara başlamadan önce bize verilen dizinin toplam eleman sayısının n olduğunu varsayalım. Çünkü kurallarda genellikle bu toplam eleman sayısı üzerinden ilerleyeceğimiz alanlar olacak. Öncelikle bunu belirleyelim. Ondan sonra da kurallarımızı incelemeye başlayabiliriz. Şimdi ilk kuralımız bir algoritma fn için belirli bir adım dizisi gerçekleştirirse performans Big O fn olur. Yani burada diyoruz ki eğer biz bir algoritmaya n sayıda eleman verirsek ve bu n elemanların her birine bakmasını istersek bize respons olarak Big O n olarak döner performansı. Çünkü neden? Aslında bir loop'a sokuyoruz ve bütün elemanları tek tek geziyor değil mi? Şimdi burada örnek üzerinden incelemek gerekirse örneğin en küçük sayıyı bulduğumuz algoritmaya bakıyoruz şu anda.
İlk olarak minimum değerine listenin, burada bir liste göndermişiz, listenin ilk elemanını alıyoruz. Ondan sonra bu listeyi baştan sona dönüyoruz. Bakıyoruz en küçük eleman başka var mı diye. Listenin her elemanını atadığımız minimum elemandan küçük mü diye kontrol ediyoruz. Birinci elemanını, ikinci elemanını, üçüncü elemanını hepsine tek tek bakıyoruz. Ve eğer küçükse de minimum değerini değiştirmiş oluyoruz. Bu sayede de en son return minimum ile minimum değeri gönderiyoruz ve function'ımız görevini tamamlamış oluyor. Burada bir for döngüsü olduğu için for döngüsünün bulunduğu noktada aslında bizim performansımız big O, f, n olmuş oluyor. Yani O'nun içerisinde n yazıp burayı bırakabiliriz. Şimdi ikinci kuralımıza geçelim. Bir algoritma f ve g fonksiyonları için fn adım süren bir işlem yaptıktan sonra gn adım süren başka bir işlem daha yaparsa toplam performans big O fn artı gn olur. Şimdi burada ne demek istiyoruz? Yine az önceki örnek üzerinden gidelim. Minimum değerimizi yazdığımız ilk satırımız minimum eşittir listin sıfırıncı elemanı ve en son return ettiğimiz minimum satırı aslında her biri bir kod satırı, yani bir işlem içeriyor. Dolayısıyla aslında onların big O içerisinde bir değerleri gizli. Dolayısıyla ortadaki elemanında, yani for döngüsünde de big O n olduğu için bizim bu function'ımızın performansı ölçüldüğünde aslında big O içerisinde 1 artı n artı 1, yani big O n artı 2 olarak performansını ölçebiliriz. Şimdi üçüncü kurala gelelim. Üçüncü kuralımızda bir algoritma big O fn artı gn gibi bir performans ölçümüne sahip ve fn fonksiyonu gn fonksiyonundan büyükse performans big O fn olur. Şimdi burada ne demek istiyor? Diyor ki az önceki yine örnek üzerinden ilerleyeceğim. Dedik ki biz orada big O içerisinde n artı 2 değerini bize ölçülmüş olarak verdi. Fakat örneğin n değeri 2, yani 2 elemanlı bir dizideyken buradaki artı 2 değeri evet önemli, 4 oluyor. Fakat 1000 elemanlı bir dizide, 10.000 elemanlı bir dizide o artı 2'nin pek bir işlevi kalmıyor. Dolayısıyla da bunu basitleştirmek için o 2 değerini oradan atıyoruz. Yani bizim aslında o function'ın big O değeri sadece n olarak kalıyor. Şimdi gelelim son kuralımıza. Bir algoritma fn adım işlem gerçekleştirirken her adımda gn kadar işlem daha gerçekleştiriyorsa toplam performans big O fn çarpı gn olur. Şimdi aslında burada dediği şeyde iç içe bir döngü gibi düşünebiliriz. Çünkü her bir n eleman için n eleman kadar işlem yapıyor. Yani ne demek istiyoruz burada? Örneğimizi inceleyelim. Yine örnek üzerine anlatayım ve burada kullandığımız örnekte selection sort örneği. İlerleyen günlerde bununla alakalı da videolar gelecek. Şimdi selection sort için ilk satırda bir sort listimizi alıyoruz. Minimum ve temp değerlerini, temp değişkenlerini oluşturuyoruz. Daha sonra bir for loop'a sokuyoruz bunu. Bu for loop da aslında bir n sayıda işlem yapıyor. Yani sorted listin length'i kadar dediğimiz için burada aslında yaptığı işlem listenin uzunluğu. Listenin uzunluğu kadar bir döngüye girdi. Minimum değerini aldı. Ondan sonra tekrar bir for döngüsü. Buradaki for döngüsü de yine listenin eleman sayısı kadar. Yani biz aslında for döngüsünü, iki tane for döngüsü iç içe yazmış oluyoruz. Her bir eleman için bir n eleman kadar işlem yapıyoruz. Örneğin i0'la başlıyoruz. İşte 0, 1, 2, 3, 4, 5 alttaki fonksiyonumuzda, yani ikinci for döngümüzde bu işlemi tekrar tekrar yapıyoruz. 10 elemanlıysa her bir eleman için 10 kere yapıyoruz. Totalde de aslında 100 kere yapmış olduğumuz için iç içe döngülerde big O fn çarpı gn olarak gösteriyoruz. Burada yapmış olduğumuz örnekte de aslında for döngüleri iç içe. Dolayısıyla da buradaki formülümüz hesaplandığında big O n çarpı n, yani big O n kare olarak gösterimini sağlayabiliyoruz. Şimdi burada big O terimlerini ve bu terimlerin örneklerini inceleyeceğiz. Aslında bir önceki anlattığımız kurallarda bazı noktalara değindik, fakat burada isimlendirerek bu noktaların ne anlama geldiğini sizlere aktarmaya çalışacağım. Şimdi burada bahsettiğimiz ilk konumuz constant complexity. Big O 1 aslında bu. Yani sabit zamanlı bir karmaşıklıktan bahsediyoruz. Ne demek bu? Bizim bir tane fonksiyonumuz var ve bu fonksiyon aslında bizim gönderdiğimiz diziden bağımsız olarak bize return ettiği bir değer var. Bağımsız demeyelim, belki o listenin bir elemanı olabilir, sabit bir sayı olabilir, herhangi bir şey olabilir burada. Ama tek bir değer dönüyor bize. Dolayısıyla da bu sabit zamanlı, yani constant complexity olmuş oluyor. Örneğimize bakarsak yine herhangi bir listenin ilk elemanına geri döndük ve aslında bu da bize direkt big O 1 olarak verilmiş oldu. İkinci konuya gelelim.
Lineer kompleksite, doğrusal zamanlı karmaşıklığımız bu da. Bunun da aslında gösterimi big O n. Şimdi burada da elimizde veri setinin eleman sayısı arttıkça çalıştırılma süresi de doğru orantılı olarak artıyor. Yani bu ne demek? Örnek vermek gerekirse biz saatte atıyorum 10.000 kelime yazıyoruz klavyeyle. O zaman 2 saatte 20.000 kelime yazarız. Yani doğrusal bir artış var burada. Dolayısıyla da bunun performansını ölçerken big O n olarak göstermekteyiz. Yine örneğimize bakalım. Burada big O n'in tabii ki klasik örneği for döngüsü. For döngüsü içerisinde biz elemanlarımızın her birini ekrana yazdırıyoruz. Dolayısıyla n kez döndüğü için de burası big O n olarak ifade ediliyor. Üçüncü incelediğimiz konu ise quadratic complexity, yani ikinci dereceden zamanlı karmaşıklık. Bunun gösterimi de big O n kare. Buradaki n kare ifadesini anlayacağımız üzere aslında bizim verimizin büyüklüğünün karesiyle orantılı. Bu orantı doğrusal olmayan şekilde bir artış söz konusu olduğunda geçerli. Bu da genellikle bize iç içe döngülerde karşımıza çıkıyor. Burada da az önceki incelediğimiz örnek gibi iki tane for döngüsünün iç içe olduğu durumlarda görebiliriz. Aslında az önce de söyledik. Orada nasıldı? Big O n çarpı n'di. Burada da yine aynı şeyi ifade ediyoruz. Big O n çarpı n, yani big O n kare. Bunun da isim olarak karşılığı quadratic complexity. Gelelim bir sonrakine. Logaritmik complexity'ye. Bu da aslında logaritmik zamanlı karmaşıklık anlamına geliyor. Bu da log n olarak, yani big O log n olarak gösteriliyor. Logaritmik complexity de aslında her adımda veri setimiz ikiye bölünüyor. Burada verilen veri setinin büyüklüğü arttıkça işlem sayımız azalıyor. En güzel örneği de bunun binary search bu arada. Ona da ilerleyen günlerde inceleyeceğiz. Binary search'te de aslında yaptığımız bir arama var. Bu aramada değeri bulmak için listenin tam ortasına bakılıyor. Yani örneğin benim bir array'im var. Bu array'in içinde 1'den 10'a kadar sayılar var ve ben 8'i arıyorum. İlk olarak listenin ortanca elemanına gidiyor, 5'e. 8 5'ten küçük mü diye bakıyor. Değil, o zaman 5'i başlangıç değeri olarak kabul edeceğim ve 10'a kadar arasında bakacağım. Hangisi var? 8 var. O zaman 8 8'e eşit mi? Eşit, o zaman içeriyor bu değeri deyip bir arama çalıştırıyor. Genel mantığı bu. Hatta bunun koduna da bakarsak aslında anlattığım gibi üstte start went değerlerini belirliyoruz. Başlangıçta 0 ve listenin toplam uzunluğu. Ondan sonra start küçükse end'den deyip bir while alıyoruz bunu. Ortanca elemanı buluyoruz. Ortanca eleman aradığımız elemansa evet içeriyor diyoruz. Eğer ortanca eleman aradığımız elemandan küçükse başlangıç değerini değiştiriyoruz. Değilse bitiş değerini değiştiriyoruz. Eğer hiçbir şekilde bulamazsa da return false etmiş oluyor. Çünkü zaten sürekli while içinde döneceği için eğer bulmuşsa burada bize true'yu veriyordu. Gelelim bir sonraki complexity'ye. Exponential time complexity, üstel zamanlı complexity olarak geçiyor. Bunun da gösterimi big O c üzeri n. Yani buradaki c değeri herhangi bir katsayı, 2, 3, 5 herhangi bir katsayı olabilir. Biraz daha burayı açmak gerekirse her işlemde büyüme oranının girilen taban değeri katına çıktığında bu complexity ile karşılaşıyoruz. Burada da örnek olarak Fibonacci üzerine ilerleyebiliriz. Fibonacci'de ne yapıyorduk? Her sayı kendinden önceki iki sayının toplamına eşit oluyordu. İşte buradaki büyüme de sürekli iki kat olacağı için exponential bir büyüme oluyor. Bunu da örneğini şöyle verebiliriz, Fibonacci örneğini. Eğer girilen sayı function'a 2'den küçükse zaten daha önceki değerler olmayacağı için direkt girilen sayıyı dön. Eğer değilse de bir öncekiyle bir sonraki değeri toplayarak ilerlet. Gelelim bir sonraki algoritmamıza, factorial complexity. Yani faktöriyel karmaşıklık diyebiliriz buna da. Big O n faktöriyel olarak gösteriliyor. Faktöriyel bir şekilde büyüme olduğunda aslında buna sahip olduğunu söyleyebiliriz. Burada da genelde bir listenin tüm elemanlarının tüm olası permütasyonlarını üretmek istediğimiz bir algoritmayı buna örnek olarak verebiliriz. Örneğimizi incelemek gerekirse yine eğer faktöriyel function'a gönderdiğimiz n değeri sıfırsa işlemi doğrudan tamamla. Eğer değilse n'e kadar dön ve hep bir öncekini tekrar işleme sok. Tamamlanana kadar kaç kere bunun tamamlandığını ekrana yazdır demiş oluyoruz aslında. Gelelim bir sonraki kompleksitemize. Quasi-linear complexity, yani yarı doğrusal zamanlı complexity. Burada ise veri kümemizin her işlem için bir logaritmik zaman karmaşıklığına sahip olması bizi bu complexity ile karşılaştırmakta. Genellikle de bu sıralama algoritmalarında gözüküyor. Örneğin merge sort var. Ona bakalım örneğimize.
Burada ne yapmışız? Bir tane liste almış bizden. Listenin uzunluğu birden bir veya birden küçükse direkt listeyi geri döndür diyoruz. Ondan sonra eğer değilse, yani 3, 5, 7 elemanlı bir liste ise ortanca elemanı buluyoruz. Sol ve sağ olarak ikiye ayırıyoruz burayı ortanca elemanda. Diyoruz ki önce sol taraftaki ilk elemanla sağ taraftaki ilk elemanı karşılaştır. Final adındaki bizim oluşturduğumuz array'in içerisinde duruma göre gönder. Bu while'da aslında bu left'in ve right'ın sürekli shift edilmesi, yani azaltılmasıyla en sonunda bitmiş olacak. Ve bize de return'de final, left ve right değerlerini arka arkaya yazdırdığımızda sıralı bir liste vermiş olacak. Bugün time complexity ve big O notation kavramlarını örnekler üzerinde inceleyerek sizlere aktarmaya çalıştım. Bu ve buna benzer videoların devamı için videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı unutmayınız. Bir sonraki konuda görüşmek üzere. Hoşçakalın.